Beyniniz vücudunuzdaki en karmaşık organ. Sizi hayata tutan milyarlarca nörondan oluşan bir kütle. Peki ama genleriniz ve dış dünya kişiliğinizi şekillendirmede beyninizi ne kadar etkiliyor? ABD'nin Vermont eyaletinde demiryolu şantiyesi 1848. Atılan bir dinamit yüzünden havaya fırlayan demir çubuk ustabaşı Pinus Gang'in kafasına mızrak gibi sallandı. İnanılmaz bir şekilde Gang hayata kaldı. Ama frontal lobunun büyük kısmıyla birlikte daha önceki vicdanlı, uysal kişiliğini de yitirdi. Sınır tanımaz, düşüncesiz ve kaba biri oldu. Psikoloji dersi alan her öğrenci Gang'in hikayesine aşinadır. Çünkü Gang, insan kişiliğinin fizikselliğinin en eski ve en dramatik örneklerinden biridir. Ayrıca kişiliğin ne kadar kolay ve hızlı bir şekilde değişebileceğini de göstermiştir. Gang'den bu yana giderek daha açık hale gelen bir şey var. Bireyleri tanımlayan temel düşünce ve davranış biçimleri, beynin işleyişinin ve yapısının bir ürünü. Ayrıca kişiliğinizi değiştirmek için kafanızda delik açmanız gerekmediği de anlaşıldı. Beyinlere biçim vermek şaşırtıcı derecede kolay ve bazı durumlarda bir insanı değiştirmek için küçücük bir elektrik akımı yetiyor. Dışa dönük insanlarda ödül bilgilerinin işlenmesiyle ilişkili frontal korteks alanında daha fazla doku var. Gülünecek bir şey yok. Amerikalı akademisyen Eddie Guyton, kariyerinde başarılı olmasına ve sevgi dolu bir ailesi olmasına rağmen hayatının çoğunu depresyonda geçirdi. Bileklerini keserek ilk intihar girişiminde bulunduğunda 19 yaşındaydı. İlaçlar, elektrokonvülsif terapi ve yıllar süren konuşma terapisiyle bakış açısı iyileştirmeye çalıştı. Ama hiçbir şey onu mutlu etmedi. Karamsarlığı ve neşesizliği yaşadığı olaylarla bağlantılı değildi. Kişiliğinin merkezinde yer alıyor gibiydi. Sevimli torunu Susan'ın doğumu bile moralini yükseltmedi. Onu kucağıma verdiklerinde bilindik hareketlerle seviyordum ama hiçbir şey hissetmiyordum diyordu. Ama 2007'de Guyton birkaç saniye içerisinde tamamen değişti. Cerrahlardan biri kafasındaki birkaç delik açıyor ve tellere bağlı iki elektronu beyninin derinliklerindeki 25. Brontman alanı denilen alana sokuyor. Guyton'ın ne hissettiğini soruyorlar. Korku diyor. Ekipten biri 10 üzerinden kaç verirsin diye sorunca 8 diyor. Sonra elektrik vermeye başlıyorlar. Şimdi korku ne durumda diye sorulunca 3 diyor. Cerrah elektrotların konumundaki küçük bir değişiklik yapıyor. Guyton belirgin bir ses çıkarıyor. Gülüyor diyor biri. Daha sonra Guyton haberi hazırlayan CNN tıp muhabiri Dr. Sanjay Gupta'na şunları söyledi. O beyin ameliyatı sırasında tamamen yitirdiğimi sandığım duygularımı hisset. Susan'ın ellerini tutup onunla oynamayı düşünmeye başladım. Harika bir histi. Ameliyatın etkisi kalıcı oldu. Hala ara sıra kötü günleri olmasına rağmen Guyton artık genellikle normal, neşeli bir insan. Derin beyin stimülasyonunun en yaygın ve başarılı bir şekilde kullanıldığı alan Parkinson hastalarının beyinlerindeki yanmış dopamin devrelerinin yol açtığı titremeleri kontrol altına almak. Depresyonun yanı sıra obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde de bazı başarılar elde edildi. Bu bozukluğa uyanıklıkla ve diğer temel işlemlerle ilişkili beyin devrelerindeki aşırı aktivite neden oluyor. Bu teknik kesinlikle sihirli değnek değil. Çünkü hem ameliyatın riskleri var hem de beyin o kadar karmaşık ki bir kişide işe yarayan yöntem başkasında işe yaramayabiliyor. Aslında bakılırsa Guyton'un ameliyatı çoğu açıdan başarısız olan bir deneyin parçasıydı. Problemsiz başarı oranı %20'nin altındaydı. Yine de Guyton'un deneyimi ve ona benzer onlarca vaka en köklü davranışların bile çok küçük fiziksel müdahalelerle değiştirilebileceğini gösteriyordu. Kişiliği şekillendirme, davranış tarzımızın değiştirilebileceği gerçeği şaşırtıcı olmamalı. Çünkü beyin fonksiyonları ile kişilik arasındaki ilişki yüzlerce beyin görüntüleme çalışmasıyla ortaya kondu. Örneğin Stanford Üniversitesi'ndeki nörobilimciler dışa dönük insanlara duygusal fotoğraflar gösterildiğinde içe dönük insanlardan oldukça farklı beyin aktiviteleri sergilediklerini ortaya çıkardı. Başka bir araştırma hiçbir şey yapmıyorken bile beyninizin kişiliğinizi yansıttığını gösterdi. Yale araştırmacıları zihinlerini boşaltmış, 126 kişinin çeşitli beyin bölgelerindeki aktiviteye baktılar ve her bölgenin aktivitesinin diğer bölgelere kıyasla ne kadar yoğun olduğunu ölçtüler. Bu şekilde her kişi için bir kişilik modeli yarattılar ve herkesin tamamen farklı olduğu görüldü. Ekip keşiflerini sınamak için kalıplardan geriye doğru gitmeyi denedi. Önceki oturumların beyin taramalarını inceleyerek kişilerin modellerine göre tanımlamaya çalıştılar. Deneye katılan ikizler de dahil olmak üzere katılımcıların hepsine şaşırtıcı bir doğrulukta tespit edebildiklerini keşfettiler. Araştırmanın kıdemli yazarı Todd Constable, kişinin en çok farklılık gösterdiği beyin alanı frontal parietal ağdı. Burası beynin ön tarafında bulunan algıları düşünme ve planlama alanlarına bağlayan kısımlardır, diyor. Frontal parietal ağ, beynin en genç evrimleşmiş ve insanlara hayvanlardan
kağıdın ayıran kısmıdır. Minnesota Üniversitesi'ndeki doçent Colin DeYoung ise kağıt kalemle yapılan kişilik özellikleri olarak gördüğümüz davranışsal özellikler, yani insaflılık ve dışa dönüklük, puanları yüksek çıkan kişilerde bu özelliklerle en çok ilişkili beyin bölgelerinin daha büyük olduğunu buldu. Dışa dönük insanların ödül bilgilerinin işlenmesiyle ilişkili frontal korteks alanında daha fazla dokuya sahip olduğu keşfedildi. Nezaket ise başkalarının niyetleri hakkında bilgileri işleyen alanların hacmiyle ilişkiliydi. Nevrotiklik, tehdit, ceza ve olumsuzluk etkisiyle ilişkili beyin bölgeleriyle bağlantılıydı. İnsaflılık puanları ise planlama ve davranış kontrolleriyle ilişkili prefrontal korteksin büyüklüğüyle eşleşiyordu. Nöronların ateşlenmesi yan yana duran dansçıların sırayla bacaklarını kaldırarak dalga yaratmasında benzetebiliriz. Genler ve eğitim. DeYoung'un belirttiği ayrımların bireylerin kişiliklerinin nedeni mi yoksa sonucu mu olduğunu bilmemiz mümkün değil. Beynin yapısını kısmen genler belirliyor ama aynı zamanda beyin alanları kullanıldıkça da genişliyor. Tıpkı kasların egzersiz yoluyla geliştirilmesi gibi. Büyük olasılıkla insan beyninin benzersiz yapısını yaratan şey genlerin ve beynimizi kullanma biçimimizin birleşimi. Korteksin kıvrımları altındaki beyin elektrik akımlarını taşıyan yoğun bir yol ağından oluşuyor. Bu ağa konnektom deniliyor. Konnektom her bir sinir hücresindeki nöron, yani dışarı uzanan bağ dokularından oluşuyor. Bir nöron ateşlendiğinde elektrik potansiyelini aniden değiştiren bir vuru yaratır. Her nöron ateşlemesi bir mini damadır. Eğer bir nörondaki damalar yeterince güçlü ve sıksa komşu hücreleri harekete geçirerek birden fazla nöronun aynı hızla ateşlenmesine neden olur. Bunu yan yana duran dansçıların sırayla bacaklarını kaldırarak dalga yaratmasına benzetebiliriz. Bu organize patlamalar bizim duyularımız, düşüncelerimiz ve duygularımızdır. Nöronlar birlikte ateşlendiğinde geçici olarak birbirine bağlanır. Böylece gelecekte bunlardan biri etkinleşte diğerlerinde aktiviteyi tetikleme olasılığı daha yüksek olur. Ve eğer ilk dans çok enerjikse veya sık sık alınırsa dansa katılan nöronlar fiziksel olarak değişir. Nöronların aksonları uzayarak komşu nöronlar arasında yeni bir yol oluşturacak kadar onlara yaklaşır. Oluşturdukları yol düzenli olarak mesaj taşımazsa aksonlar büzülür. Ama aynı nöronlar tekrar birlikte dans etmeleri için uyarılırsa içlerinden tekrar elektrik akımı geçerken aralarındaki yollar daha da sağlamlanır. Yani trafiğin yoğun olduğu yollar daha geniş ve daha sağlam hale gelirken nadiren kullanılanlar ise daralır. Yani bir kişinin beyninin mimarisini kısmen de olsa kişinin yapıları belirir. Eğer insan öfkelenmek, gülmek, korkmak, konsantre olmak gibi özellikleri defalarca kullanılırsa, yani bir kişinin beyninin mimarisini kısmen de olsa o kişinin yaptığı şeyler belirler. Mesela öfkelenmek, gülmek, korkmak, konsantre olmak. Bu şekilde oluşturulan mimari kişinin beynini aynı şeyleri yapmaya teşvik eder. Davranışsal anlamda buna öğrenme veya alışkanlık yaratma da denilebilir. Kişinin yaptığı öfkelenmek, gülmek, korkmak, konsantre olmak gibi şeyler kişinin beynini kısmen etkiler. Ömür boyu süren alışkanlık. Her bireyin kişiliğinin büyük kısmı aslında alışkanlıkların biri. Kişi insanlı olmanın gerekli veya ödüllendirici olduğu bir işte çalışıyorsa, genetik mirası onu aymazlığa yönelik olsa bile, insaflılık o kişinin kişiliğinin merkezi haline gelebilir. Bu tür çevresel etkiler ne kadar erken hissedilirse etkileri o kadar fazla. Çünkü genç beyinler yaşlı beyinlere göre daha kolay değişir. Hatta eğitimin kişilik üzerindeki etkileri doğumdan bile önce başlar. Doğmamış bir çocuk kendisini sakin ve rahat olmaya sevk edecek genlere sahip olsa bile, gebelik sırasında anne büyük stres altında olursa kanındaki kortizon fetüsün beynine geçebilir ve gelişmekte olan amigdaladaki, yani duyguları üreten beyin çekirdeğindeki nöronları uyarabilir. Gebelik sırasında nöronların bu dansı amigdaladan sinyal taşıyan yolları güçlendirebilir ve çocuğun hayatının geri kalanında korku duyacak şekilde biçimlendirebilir. Tek yumurta ikizleri tamamen farklı kişiliklere sahip olabilmelerini bu mekanizmaya borçlu. İnsaflılık ve dışa dönüklük gibi kişilik özellikleri tek bir gene bağlı değil. Genlerin uyum içerisinde çalışma şeklinde varyasyonlar bireyin bu özelliklerin ne kadarına sahip olacağını belirler. Tek yumurta ikizleri gen varyasyonlarını paylaşır ama iki birey ayrıldıktan sonra birbirinden biraz farklı çevresel uyaranlara maruz kalmaya başlarlar. Rahimde farklı pozisyonlarda olmanın bile etkisi vardır. Çocuklardan biri daha fazla veya daha az hormon alabilir, biri dış dünyayı daha fazla duyabilir veya annenin vücudundaki darbeleri kolay hissedebilir. Bu çok küçük farklılıklar gelişmekte olan beyinler üzerinde derin etkiler yaratabilir. Öyle ki ikizler doğdukları anda bile birbirinden şaşırtıcı derecede farklı olabilirler. Kafa taslarının altındaki beyin yüzeylerine bakabilseydiniz, kıvrımlarının ve tümseklerinin şekillerinin farklı olduğunu da görebilir. Bebekler büyüdükçe farklar daha belirgin hale gelir. Rahim dışında yaşanabilecek deneyimler sınırsızdır ve bebekler her an dünyayla biraz farklı şekilde etkileşime girecek. Küçücük farkların kümülatif etkisi çok büyük olabilir. Örneğin otizm.
Otizmin güçlü bir genetik bileşenine sahip olduğu artık biliniyor. Ancak otizme yatkın bir genomu olan her çocukta mutlaka otizm gelişmesi gerek. Tahmin ve kontrol edemeyeceğimiz kadar ani ve rastgele gelişen küçük çevresel etkiler genetik kalıtımı dengeleyebiliyor. Dolayısıyla ikizlerden biri otizmli olmasına rağmen kardeşinin olmama olasılığı yaklaşık 3'te 1'dir. Epigenetik faktörler. Çocuklar büyüdükçe işler daha da karışıyor. Deneyimleri giderek daha çeşitli hale geldikçe ikizlerin hücrelerindeki bir zamanlar aynı olan DNA farklılaşmaya başlıyor. Genler aynı kalıyor ama hastalık, travma veya toksinlere maruz kalma gibi çevresel faktörlerdeki farklılıklar DNA'nın ipliğinin içinde ve çevresinde kimyasal değişikliklerin meydana gelmesine neden oluyor. Epigenetik değişiklikler denen bu değişiklikler genlerin etkinleşme şeklini değiştiriyor. Dolayısıyla ikizler yetişkinliğe ulaştığında artık genetik olarak birbirinden farklı bireyler oluyorlar. Karakter bakımından hala pek çok benzerlik gösterebilseler de fiziksel olarak beyinleri birbirinden farklı geliştiği için kişilikleri farklı oluyor. Kendini dönüştürme. Kişilik, genetik mirasın ve rastgele çevresel etkilerin yanı sıra kasıtlı olarak da şekillendirilebilir. Bu iyi bir haber çünkü çoğu insan kişiliğinin en az bir yönünden memnun değil. Bu amaca hizmet eden ve giderek büyüyen danışmanlık ve kişisel gelişim endüstrisi, insanların öfkelenme, kendine güvenme, kendini affetme gibi her şeyi ele almalarını sağlıyor. Geleneksel kendini dönüştürme yöntemleri genellikle uzun ve zor olsa da işe yarayabildikleri görülüyor. Bir çalışmada araştırmacılar katılımcıların 4 ay içerisinde kişiliklerinde önemli değişiklikler yapabildiğini buldu. Örneğin daha dışa dönük olmak isteyen insanlar çalışma süresinin sonunda yapılan teste dışa dönüklükte daha yüksek puan aldı. Kişilik testlerine verdikleri tepkilerdeki değişikliklerin yanı sıra davranışlarının da istedikleri değişikliklere uygun şekilde değiştiğini belirttiler. İnsanlar değişmez diyenlere aldırma. Yeterli zaman, çaba ve kararlılıkla siz de olmak istediğiniz kişiye dönüşebilirsiniz.